yaş üzeri için uygun. 7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Profesyonel kiralık abi bunlar. Kadın ne yanınızdaydı? Allah ondan razı gelsin, kurtardı babamızı. Ne demek kurtar? Doktor gibi bir şey. Yeminle nefesi kesilmişti. Geri getirdi babamızı. O olmasa Allah göstermesin. Ama bizi eve götürecek.
Eve gitmeyeceğiz. Sizi ben misafir edeceğim. Tamam mı? Geç. Anne, ne olmuş arabaya? Tamam, öne geçin. Tamam. Kerim korktuğuna göre artık söyleyebiliriz. Tahir abisi değil mi? Ne oluyor? Hı? Çocuk yeterince korktu. Bağırıp ağlasın, dikkat mi çeksin istersin? Anne, ne söyleyeceksiniz? Arabanın bagajında örtü var. Sen de çocuğu arabaya bindir. Kerim bak, bu bir oyun. Yolda başlayacak sanıyordum ama burada başlıyormuş meğer. Nasıl oyun? Tahir abin bizi evine götürüyor ya. Orada bize bir oyun hazırlamış. Ben onu hiç sevmedim ki. Hep korkunçlu bakıyor. Kerim, Tahir abi gerçekten kötü bir adam olsa buraya kadar gelip bizi alır mıydı hiç? Hem bana dedi ki, Kerim Şah'la bir oyun oynayacağız. Oyunun adı Cesaret Oyunu. Tahir abin dedi ki, Kerim Şah eğer benden korkmazsa, çok cesur bir çocuk olduğunu kanıtlarsa, oyunun sonunda çok büyük bir ödül var. Ne ödülü? Bilmiyorum ki. Oynayacak mısın? Gösterelim şuna gününü. Selim Savcı. Selim Savcı. Evet. Merhabalar, ben başkomiser Mehmet Koşaner. Acil bir durum vardı efendim. Tamam, buyurun. Neymiş o acil durum? Bu polis memuru Alperen Hemşi'nin öldürüldüğü geceye ait mobese kayıtları. Bu olay yerinden kaçan Tahir Lekesiz. Bu da olay yerinde görgü tanığı olduğunu düşündüğümüz bir kadın. Bu kadının daha sonra araçtan atlıyor. Biz bu kadının hayati tehlikede olduğunu düşünüyoruz. Peki başkomiserim, neden bakıyorum ben bunları? Tahir Lekesiz hakkında yakalama kararı çıkartmak istiyoruz. Ya şu olay raporu çıksın, ben giderim imzalattırırım savcıya. E hadi, ara şu olay yerine. Az evvel aradım abi, haber yok. Bizim bu kadını bulmamız lazım. Bu fotoğraf netleşir mi? Bir tekniğe sor bakalım, Tahir Lekesiz'in etrafındaki kadınları da bir araştır. Anlaşıldı. Camı kapar mısın? Üşümesin. Bize ne olacak? Hayatını kurtardığın adam, tetiği çeken çocuğun babası Ali Galip Akıncı. Özoğlu'nun cinayet işlediğine şahit oldum. Kendine gelince önce kim olduğunu öğrenecek, sonra da kararını söyleyecek. Bak, sen bizi hemen burada bırakabilirsin, hiçbir şey olmamış gibi. Sana o şansı bir kere verdim. Kullanmadın. Senin için ne değişecek? İşe alakalı. Sen katilsin, ne alakından bahsediyorsun? Telefonunu ver. Sakın. Sakın oğluma dokunma.
aşağı inmeyin, ben hallederim. Burası banyo. Patronun kendine gelmesi günler alır. Evin her yerinde kamera var. Eğer kaçma fikri aklına düşerse... yapma. Anne, bu gece astronot kıyafetiyle mi uyuyacağım? Sen yat, ben halledeceğim. Bu odanın temizlenmesi gerek. Kerimşah bu odada yatamaz, mikrop kapar. Oda temiz. Ay yetmez. Temizlik malzemeleri nerede? Bana bak, bana bak. Yapma böyle. Bırakma kendini. Baban iyileşecek oğlum. Beren Hanım. Buyurun. Hayat tehlikeyi atlattık. Çok teşekkür ederim. Benden çok ilk müdahaleyi yapan doktor arkadaşıma teşekkür edin. Eşiniz şanslıymış. Şimdi yoğun bakıma aldık. Peki görebilir miyiz? Sadece siz. Yalnız 5 dakikayı geçmez. Geçmiş olsun. Çok sağ ol. Bak, atlatmış işte. Ben gidip bir göreyim, tamam mı? Söyle. Geldik işte, hastanedeyiz. Bizim ihtiyar ameliyatta. Amcam oğlum, amca. Şuursuz musun çocuk sen? İyi iş, bana bak. Bensiz olmasın o alemler ha. Yakarım canınızı. İyi, kapat. Kapat dedi, kapat çakal. Amcam öldü mü kaldı mı belli değil. Bu ne rahatlık Bekir ya. Valla ölenle ölünmüyor abla. Ne yapacaksın? Kaan'la yengem yanında da böyle abuk subuk konuş, tamam mı Bekir? Aynen. Ali Galip. Canım. Vera. Şşş, yorma kendini. Dur. Doktor ameliyatın iyi geçtiğini söyledi. Hızlı iyileşeceksin, tamam mı? Beni eve götür. Ameliyattan yeni çıktın de eve. Olmaz. Hastanede kalamam. Söyle. Evde hazırlık yapsınlar. Çıkar beni buradan. Tamam.
başımıza? Hı? Canım benim, çok geçmiş olsun. Şş, bana bak. Ne bu halin? Yoksa amcam? Yok. İyi, ameliyattan çıktı. Oh, çok şükür, çok sevindim. Şükür. Ne dedim ben sana? Ali Galip Akıncı bunu atlatır dedim, değil mi? Sen hiç merak etme canım kardeşim benim. Bu dalaksızların da yanında kalmayacak. Biz buradayız evvelallah. Hı? Gel. Yapacak bir şey var mı? Kimse senden yardım istemedi. Bizi misafirmişiz gibi davranma. Sen nasıl rahat uyuyorsun ya geceleri? Soluma dönüp uyuyorum. Bayağı rahat oluyor. Bir de eğleniyorsun. Bir kadına, bir çocuğa yetiyor gücün. Zuruk. Ne? Bir daha da bakayım. Zurgu dedim. Bizim oralarda senin gibileri denir. Gücünü kullanıp güçsüzleri ezene. Zorba yani. Zorba, evet. Hemen nasıl bildin kendini? Şu an buradaysan bunun sebebi sensin. Oğlum bu haldeyken ne işin vardı emniyette? Bir anne nasıl böyle bir hata yapar? Cinayetlerinize böyle mi kılıf uyduruyorsunuz? Sevenlerinden koparıp aldınız o gencecik çocuğu. Annesinin haykırışları, ağlayışları hala etrafta. O genç çocuk değil de keşke sen ölseydin. Nasıl duydun annesini? Ne demek haykırıyordu? Rahat bırak bizi. Başladığın cümleyi bitireceksin. Annesini nereden tanıyorsun? Tanımıyorum. Genç çocuk, illa bir annesi vardır. Seni de bir anne doğurmadı mı? Oğlunun yanına git yat. Yarın bugünden daha zor olacak senin için. Akşam 18 Edirne otobüsü. Bir arkadaşım vardı, sağ salim indi mi onu öğrenmek istiyorum. Ya bu otobüsün bir şoför muavini yok mu? Niye kimse yardımcı olmuyor? Bir bakın artık. Bir saniye bekleteceğim. Ya hayır, bekleme ya. Ya ağlayacağım şimdi sinirden. Ben Edirne otobüsünün şoförüyüm, buyurun. Çok şükür. Ya dün otobüsünüzde bir arkadaşım var, kadın. Yanında böyle 6 yaşlarında bir erkek çocuk var. Kadının adı Farah. Çocuğun üzerine böyle özel kostüm kıyafeti var hatta. Uzaylı kıyafeti mi? Evet, evet o. Yarı yolda indi onlar bacım. Yarı yolda mı? Neden? Baba! Baba! Baba, Farah hastaneye götürmüşler. Ne bağırıyorsun kız, manyak? Dur Elin, sakin. Ya sakin olamam. Farah dün o otobüsteydi, yarı yolda inmiş, saldırıya uğramış. Benim acilen Tekirdağ'a gitmem gerekiyor. Tamam. Sen bir sakin ol. Otur bir. Evet, sakin. Ne oldu?
Baba, Ferhat dün eve gelmedi. Aradım, Edirne'ye gidiyordu. Kaçıyordu baba. Kim bilir neye bulaştı? Ya hanım bir sus ya. Bir sus. Bir dakika. Şimdi sakin sakin anlat babana bak. Beni atlayıp savcıya gitmek ne demek Mehmet? He? Bak Tahir'i falan almayacaksın. Adamlar zaten canıyla uğraşıyor. Bir de kapıya mı dayanacağız? Elimizde delil yok, bir şey yok. Olur mu müdürüm? Olay yeri incelendi, bir sürü tanık bulundu orada. Cinayet orada işlenmedi. Olay yeri incelemeye en ufak bir şey bulamadı. Olmaz öyle şey. Ona bir daha baksana, bir dakika. Yeter artık. Bırak telefonu. Mehmet. Oradaki çocuklar Alp'i en az senin kadar severdi. Ufacık bir delil olsa bulup açığa çıkartmazlar mıydı sence? Evine git Mehmet. Evine git. Hakkında uzaklaştırma çıkartmayı mecbur bırakma beni. Müdürüm siz neden demin çocuklar canıyla cebelleşiyor dediniz? Ali Galip silah saldırıyormuş. Durumu ciddi. Tekirdağ'a götüreceksin. Neden hayırdır? Gözlerim eskisi gibi seçmiyor. Babanı bir Tekirdağ'a götür. Bir işim var. Tamam. Devam ediyor oyun değil mi? Saat erken, hadi yat uyu, hadi. Uykum yok. Rüyam kaçtı. Gelir o gelirsin, şey yapma, hadi yat uyu, hadi. Akvaryumun içinde balıktım yine. Herkesi oradan seyredebiliyordum. Ama çıkmam yasak. Atlamak istiyorum. Ama olmuyor. Sonra akvaryum dökülünce uyandım. Hı. Bu kadar mı? Gönül tersi olacak diyor. Gönül kim? Annem çok çalıştığı için bana bakan bir abla. Anlatayım mı daha sana? Gönül mü? Rüyayı. Sen bekle. Ben bir sorup geleyim. İlyas, bu Tahir'in yanında kadından bir gelişme var mı? Abi kadının fotoğrafı daha fazla netleşmiyor maalesef. Yemek mi yapıyorsun? Yatıyı demedin mi sen?
sence rüyan ne demek? Ben anlamam rüya işlerinden. Niye? Rüya görmüyor musun? Görmüyorum. Uykuya uyuyunca rüya görülür. Kötü rüya görürüm diye mi uyumuyorsun? Hadi annenin yanına git. Hadi ama ikiletme hadi. Annemi uyandırırsam yarısı iyileşmez. Büyüyünce, gelişince ben de çalışacağım. Niye çok çalıştırıyorsun kendimi? Senin annen nerede? Göremeyeceğim bir yerde. Niye? Telefonu yok mu? Annem beni görüntülü arayabiliyor. Sen de ara. Ama çok soru soruyorsun. Telefonla ulaşamayacağım bir yerde, tamam mı? Özlemiyor musun? Ben hemen özlüyorum. Bu arada oyunu kazandım ama değil mi? Ne oyunu? Annem senden korkmazsam ödül kazanacağımı dedi. Ama anneme söyleme, tamam mı? Benden korkmuyor musun? Aferin. Kazandın. Ne kazandın? Annen söyler sana ne kazandın. Ödül falan yok değil mi? Çok korkmadın zaten. Azıcık korktuğuma da geçti. Lan! Lan seni. Lan dedin. Ceza vereceksin. 1 lira. Hadi annenin yanına git hadi. Hadi! Kerimşah müdür. Sen futbolu seviyordun değil mi? Halı sahaya gidince ne yapacaktın? Oynayamam. Ama seviyorum. Peki. Messi mi? Ronaldo mu? Messi tabii akıllım. Aferin. Hani annen demiş ya ödül var diye. Doğru demiş. Kazandın mı yani? Benden korkmadıysan kazandın. Gerçekten mi? Gerçekten. Yaşasın. Hadi gel ödülünü vereyim sana. Gel. Dün çocukla beraber buradaydılar diyorsun. Evet, kaydını bulamadık ama çocuktan hatırladım ben. Kafasına dikiş atıldı dün kadının. Şimdi hemşire hanım, bu bizim yakınımız. Şimdi imzalar mısınız hocam? Yabancı uyruklu. Bizden başka da tanıdığı kimseye yok. Hani hatırladığınız bir şey olursa başka. Yabancı kadını mı soruyorsun bu doktor olan? Evet hocam. O dün burada birinin hayatını kurtardı. Önemli biriymiş hatta. Neydi ismi? Haberlere çıktı ya. Kızım bir baksana kayıtlara. Bu Tahir'in etrafında kadınlarla ilgili bilgi istiyorum, tamam mı? Sevgilisi, mevgilisi, kim var kim yoksa hepsini bul bana. Ali Galip Akıncı. Ne dedin sen? Şu meşhur mafya babası değil mi? He. Kadının Ali Galip'le ne ilgisi var ya? Ya ilk müdahale burada yapılmış. Tesadüfe bak. Farah da buradaymış. Karakostum hep adamı kurtardı o. Ne diyorsun? Ne? Türkçe konuş. Ne bu? Görse bir delik açılır. O deliğe bir tüp takılır. Akciğer zarlarında biriken kan tahliye edilir. Yani öyle pratiği olmayan birisi yapamaz. Temizlikçi değil miydi bu kadın? Kendi ülkesinde tıp okumuş. Şu güvenlik kameralarına biz bir bakalım mı?
tesadüf olabilir mi ya? Böyle bir tesadüf olabilir mi? Ulan kapıcı dairesinde yaşayan kadın organize suç cezası liderine müdahale ediyor. Bir de paralamış kendini. Ya bırak gebersin! Kader işte. Kardeş, acaba dışarıyı gören kameralar varsa bir baksak, kadın çocuğunu alsa, gitse, biz de rahat etsek. Dur! Buldum. Buradasın. Bu başa. Sar, sar. Ha. Dur kadının yüzünde. Abi zorla mı götürüyor bunu? Buldum seni. Yürü baba, gidelim. Sağ ol, sağ olasın kardeşim. Ya kadını sanki zorla alıkoymuşlar gibi sinirleniyorsun. Adamı derdest etmeye bahaneler peşindesin. Kadını zorla alıkoymuşlar. Ya patronun canını kurtarmış. Niye şimdi bir fenalık yapsınlar? Bence büyük ihtimal Farah'la çocuğu istedikleri yere bıraktılar. İlyas'la telefonla konuştum. Bu Ali Galip'in İstanbul'da yattığı hastanede Tahir yanında yokmuş mesela. Niye yok? Bir düşünelim. Su kurup adamı indirmişler. Sen de sağ kolusun. Ne yaparsın? Kim? Niye yaptı? Diye araştırır, soruşturur. Herhalde başucunda oturup dua okuyacak halin yok. Sen İstanbul'a geldiğini nereden biliyorsun? Ali Galip'i pusuya düşürdükleri arabaya bindirmişler kadını. Kendi mülklerinde olacaklar herhalde, değil mi? Arıyor musun? Ali Galip Akıncı. Peşinde bir ömür tükettiğin adam. Şimdi hayatıyla cebelleşiyor. Yok mu bir sözün? Organizasyon peşinde ömrümü tükettim. Dün Ali Galip'ti. Bugün Müjdat. Yarın Türker. Ne fark eder? Alperen'i infaz eden bir tane isim var. O da bana helal. Mecbur. Vazgeçmeyeceksin yani. Yapamam. Sen bir karışma Allah aşkına ya. Ya dön. Dön şuradan dön. Burada üstlerine kayıtlı bir mülk yok bunların. Karısının üstüne var.
Yerimşah, garajın kapısını kapatacağım. Sessiz kalacaksın, tamam mı? Eğer korkmadan sessiz beklersen büyük ödül senin olacak. Topu sana vereceğim. Topu bana mı vereceksin? Sana vereceğim. İşitsin. Sessiz kal, tamam mı? Sen mi bıraktın? İzlemişsin ya filmi. Rütbeli değil misin oğlum sen? Ha? Böyle hayır işlerine bakacak bir ayak takımından adamı yok mu? Hayırdır, asker miyiz biz? Sivil iş insanıyız. Ne işin var senin burada? Böyle tek tabanca. Senin sahibin hastane köşelerinde can çekişiyor. Ha? Sen böyle buralarda mesele yerlerinde film mi atıyorsun bakayım? Estağfurullah sahibim falan. Dayı, devlet memuruna yakışıyor mu laflar? Dedik ya sivil iş insanıyız. Hadi var git yoluna. Buz gibi yalan söylüyorsun. Madem geldiniz, ben size birer buzlu su ikram edeyim. Onun için gidin, tamam mı? Şu emekli adamı da daha da bayırda yorma. Hadi. Bak o kadın içeride bulursam, Cebrail alı koymaktan sonra biliyorsun değil mi? Evet, adı Farah. Hasta bir çocuğu var. Ne oldu, şaşırdın? Başkomiser, var git yoluna. Evet, hadi gel. Bir dakika baba ya. Bir dakika ya. Madem içeride yok, o zaman şöyle bir bakmamızın bir sakıncası yok herhalde. Ha, arama izin var mı? Evet. Hadi gel. Bir dakika baba ya. Dur şurada bir hasbihal ediyoruz, dur. O gün bir laf ettin ya. Haklıydın. Vicdanımla yüzleşemiyorum. Geceleri uykularım kaçıyor. Gözümü kapattığım zaman gözümün önüne Alp'in yüzü geliyor. Yemeden içmeden keselim. Anlattıklarım kulağa sağlıklı gelmiyor. Önce bir doktora görün. Ama işte bende mekanizma böyle işlemiyor.
Benim uykumu kaçıranın ben ne kabusu oluyorum biliyor musun? Mecbur. Başkomiser. Bunları yetkinliğine yaz. Hadi hayırlı yolculuk. Hadi gel. Evet. Yavaş! Yavaş! Fıra! Yaptığın hukuk işi. Fıra! Mehmet. Mehmet çık içeri. Fıra! Fıra! Fıra ses ver! Buradayım! Fıra ses ver! Şerefsizim. Bilmediğin denizlere kulaç atıyorsun. Yapılan bir yanlış yap hadi. Bir yanlış yap lütfen. Lan çık! Çık dışarı. Deli yürek göster bakalım numaranı. Son uyarım dışarı çık. Şşş. Ayrıl. Sakin. Sakin ayrıl. Ayrıl bakayım. Sakin sakin. Ayrıl. Elini çek emanetle. Sen de. Sen de çık dışarı. Çık dışarı. Sen de kal burada. Ölmek bir gün oğlum. Çık dışarı. Ölmek bir gün. Tamam geç. Geç. Geç ben süreceğim. Gir lan içeri. Ne yaptığını zannediyor? Bilirdin mi? Maşallah gözlerim görmeye başladı bakıyorum. Yukarılık etme. Kuduruluk etme. Birazcık korkmaya başladım ben. Sen mi arayacaktın? Thank you.
Tamam, sarıl bana, sarıl. Anne, top gitti. Kaan Bey, babanız sizi çağırıyor. Yalnız demin taktığınız serum farklıydı. Buhar kesici efendim. Bırak işlerini yapsın insanlar. Rahat bırak onları. Sen bana bak yeter. Senin bakışların bana bütün ilaçlardan iyi geliyor. Gözümün nuru. Görüyor musun ablacığım? Buna romantizm değil mi? Bak, senin hiç bilmediğin konular bunlar. Amcamdan öğren biraz. Yalnız bu romantik en azından bir iki gün daha hastanede kalmalıydı. Hastaneler ölüler içindir. Ben yaşıyorum. Çok yordum ben seni değil mi Vera? Hayır. Hadi sen çık biraz alışveriş yap. Havan değişsin. Sen bu haldeyken hayatta olmaz. Çık dedim. Hayır. Hem benim misafirlerim gelecek. Burada olma. Tamam mı? Hadi. Biz Bekir'le seni bırakırız yenge. Ben de sizinle geleyim. Sen kal. Gelmek istiyorsa gelsin. Kaan bana lazım. Nereden buldun bu görüntüleri? Polis kamerası bu. Var abi bizim de kendimizce bir nüfusumuz. Ben kendi bütün emniyete et kavurma dağıtmıştır. Çakma aşçı. Haydar. Anlattım her şeyi. Her şeyi anlattım biliyorum. Valla iki gün kafa tatiline gittim. Başınıza bir göktaşı düşmediği kalmış. Kadına da yazık, çocuk hastaymış. Gitmeseydin o vakit. Kıbrıs'tan ne zaman mal sevkiyatı çekecek olsak en önde giriyorsun. Ne halt ettiğini de bilmiyoruz gerçi yavru vatanda ama. Gitmeyeydin de seni mi göndereydim? Bu yaştan sonra kalbin kaldırmaz, kıyamam sana. Ben kendi. Bir durun. Rahat durun. Bir çay demleyip gözüne mi sürseydik? Adil. Arkamızda bir şey bıraktık mı? Yok abi, kadın işi biliyormuş. Arkanız tertemizdi. Sıfır sıkıntı. Abi, ala şu temizlikçi bayanı. Acil görmek istiyor. Adil, sen bizi Aga'ya götür. Haydar. Sen de hasarlara cal, İstanbul'a öyle. Anne, korktun mu? Hayır. Niye öyle sordun? Kalbin yine çok hızlı atıyor da. Gel bakalım sen. Koştuk ya beraber. Ondan. Niye koştuk ki? Sen oyunu kazandın. Hiç korkmadın. Ödülünü alıp gideceğiz buradan. İstemiyorum oynamak. Sevmedim bu oyunu. Bir saniye at, ben geliyorum hemen. Başkomiser seni nereden tanıyor? Oğlum, durumunu nereden biliyor? Ben nereden bileceğim? Polis değil mi? Öğrenmiştir. Para. Yalan söylüyorsan öğrenirim. Öğrenirsem de incinirim. Gözüne.
su gerek. Ne? Gözüne kimyasalın acısını dindirir. Galip Bey seni görecek. Çocuğu hazırla, hemen çıkacağız. Ne zaman eve gideceğiz? Çok yoruldum ben. Çoğu gitti, az kaldı. Neden çabuk gitmiyoruz ki? Hastanede gördüğümüz amca vardı ya, hani benim yardım ettiğim. O şimdi iyileşmiş, bizi görmek istiyor. Geçmiş olsun deriz. Onun evine mi gideceğiz? Ama ne ev paşam, bahçesini bir gör. Çıkmak istemezsin. Bahçede durmak istemiyorum. Küçük kara balık da maceralara çıkıyor. Hiç bilmediği yerler görüyor. Biz de göreceğiz. Hem ev çok güzelmiş. Girince sen hiç konuşma, tamam? Senin adın ne, o soyadı mı? Hı? Dili yok galiba bu uzay adamının. Kerimcan. Astronot denir ona bir kere. Öyle mi? Kerimşah. Yaklaş bakalım. Yaklaş. Anca kalkamıyor. Sen biraz ona yaklaş. Sen bu elbiseyi. Bağışıklığı. Çocuğa sordum. Söyle bakalım, aslan yavrusu. Aga, çocuk dışarıda böyle ulaşabiliyor. Mikrop kapıyor. Evinde de özel bir odası var. Hayat riski var. Sen ne güzel anlatıyordun, konuşuyordun. Anlatsana amcaya da. Korkuyor musun? Korkmuyorum ki. Mikroplar gelmesin diye. Yoksa hastalanıyorum işte. Senin gibi bir yiğide mikrop ne yapabilir ki? Değil mi? Biz sana geçmiş olsun deyip gideceğiz. Yani sen şimdi diyorsun ki, sen önce kendi haline bak, benim mikroplarımı hesaplayacağına. Öyle mi? Doğru mu anlıyorum Tahir? Tahir abiyle bir oyun oynadık. Ben kazandım. Hiç korkmadım ondan. Senden de korkmuyorum. Aferin. Ne oyun oynadınız Tahir abinle? Futbol topuna vurmayı öğretti. Anladım. Ziyade,
Ziyade. Al bu uzay adamını bahçeye çıkar. Gezdir. Hayvanları sevsin. Biz de annenle biraz dertleşelim. Seni daha fazla burada tutmayalım değil mi? Kapının önünde beklese daha iyi. Ziyade acemdir. Çocuk öz lisanını hatırlar, merak etme. Ne yaranamış var? Anne, çabuk gel, olur mu? Hemen geleceğim, merak etme. Akıllı çocuk. Allah ömrüne ömür katsın. O doktor bana müdahale etmekten çekindi. Ama sen hiç tereddüt etmeden yaptın. Riskli değil miydi? Müdahale edilmemesi daha riskliydi. Sen İran'da doktor muydun? Ama burada kanun dışısın. Oğlunu hayatta tutmak için temizlikçilik yapıyorsun. Bir şey bak. Hiç görmeni istemediğimiz bir hadiseye şahitlik etmişsin. Hem de bizi zora sokacak bir şahitlik. Tahir sana durumun ne kadar zorlu olduğunu anlatmış. Sessiz olmanı rica etmiş. Doğru mu? Doğrudur aga. Farah, verdiğin sözü tuttun mu? Biz ne tembihle değilsek onu yaptı aga. Kimseye konuşmadı. Ölüme şahitlik etmek zordur. İnsanın aklını bulandırır. Ama sen pek korkacak bir kadına benzemiyorsun doktor. Peki devlete, adalete sığınmak aklına hiç mi gelmedi? Hı? Bizi zora sokacak bir şey yapmadı aga. Ye. Kötü gün dostuyla gelir derler. Bize yardım edenin elinden tutarız. Kerim Şah'ın bundan böyle bütün tedavisini ben üstleniyorum. Ne gerekiyorsa yapılacak. Hadi şimdi oğlunu al. Dön hayatına. Evimize gidebilir miyiz? Allah'a emanet. Çocuğun şansı artık daha yüksek. Ne davet için ne gerekiyorsa yapılacak. Polise gittiğimi saklamışsın. İcab etmez. Büyüğüne yalan söyledin. Ya öğrenirse? Benim için mi yaptın? Kendin için mi? Bir daha böyle bir hata yapmayacağını biliyorum. Gidip polise her şeyi anlatmayacağımı nereden biliyorsun? Az önce oğlunun hayatı lütfedildi sana. Bir daha böyle şanslı olmayacağını biliyorsun. Gördün. Sen susacaksın ki oğlun yaşayacak. Al. Yakınların falan varsa ara. İyi olduğunu söyle. Eve gittiğini söyle. Şey yolunda biz geliyoruz zaten eve. Gelince anlatacağım ben her şeyi sana. Görüşürüz. Abla. Ara. Hayatına dön. Tamam mı? Başkomiseri tanımıyorum dedim. İnandım. Eğer sana bir şey soracak olursa
Sadece seni istediğin yere bıraktım. Beni tanımıyorsun, adımı bile. Tamam mı? Bilmem gereken başka bir şey varsa... şimdi söylemen en hayırlısı. Verdiğini bulacaksınız. Yaklaş. Yaklaş. Tahir'e kadını salmasını söyledim. Ne diyorsun? Doğru mu yapmışım? Yanlış mı? Neden Tahir'e bakıyorsun? Ona mı soralım önce? Aga çocuğun tedavisini üstlendi. Kadın bize minnettar, hem de mecbur. Tehlike arz etmeyecek, rahat ol. Bak, Tahir kendine ne güzel ifade etti. Sen ne diyorsun? Bence doğru olanı yaptık. Heh. Çocuğa bundan böyle biz bakacağız. Tedavi için ne gerekiyorsa yapılacak. Kadın ölecek. Şimdi susar, sonra konuşur. Aklı karışır, rüyalarına girer. Vicdanı rahat vermez. Kadın ölecek. Benim sözüm teminat olmadı mı aga? Kadının bakışı, çocuğun kahkahası. Bazen biz hiç farkına varmadan derimizden içeri sızar. Hepimiz insanız Tahir. Sınav mı bu? Ne sınavı? Aileye zaaf duyduğumu ima edip kadının infazını veriyorsun. Bana mı mesaj? Bu meseleden uzak dur. Dışarıdan bir tetikçi bul, o halletsin işi. Askerlerini bu işe bulaştırma. Sen de arkanı dön. Bu meseleyi hemen unut. Yapılacak da şahsen yaparım. Sen en son ne zaman tetik düşürdün? Komutan müsaademeye girmez. Kadın ölecekse bana istisna demektir. Ben yaparım. Saygılar aga. Ne düşünüyorsun? Bir masumun kalemini kırmak bu kadar kolay mı diye geçiriyorsun değil mi içinden? Söyle. Bilmiyorum. Ama o kadın biliyor. Şimdi git al bakalım çocuğunu elinden, alabiliyor musun? Hiç düşünmez, bir saniyede parçalar seni. Tabiat kanunu bu. Sen de bileceksin. Biz niye geçirdik tırnaklarımızı bu aleme? Sırf bizim günahlarımızla siz imtihan edilmeyin diye.
Sizin eliniz kana bulaşmasın diye. Baba istemeden oldu. İstemeden oldu diye bir şey yok. Senin istemeden olduğu deme lüksün yok. Senin yerden eğilip aldığın taşın dahi sebebini soracaklar sana. O yüzden kıymet bil, dersini al, hayatına devam et. Güzellerini topla, gidin eğlenin her zaman yaptığınız gibi. Hadi, kafan değişsin. Hem alem de bizim ayakta durduğumuzu görsün, bilsin. Hadi. Anne, biz de kuzu alabilir miyiz? Şimdi değil tabii. Ben iyileşince. Söz veriyorum, ben bakarım. Sen hiç ilgilenme. Sen sadece sev bazen. Ama dinlemiyor musun sen beni? Şahım, özür dilerim. Şimdi eve gidiyoruz ya biz. Ben senden bir şey isteyeceğim. Ne? Gönül ablaya yaşadıklarımızı anlatmayacağız. Ne Tahir'i ne de bugün gittiğimiz evi ona asla söylemeyeceğiz. Çünkü biz yeterince üzüldük. Gönül ablayı da üzmeyelim, tamam? Beyne mami mune. Beyne mami mune. Anne, ne olmuş? Ha, tamam, sen burada bekle beni. Şurada oturacaksın. Tamam. Gel bakalım. Sakın üstünden bir şey çıkartma. Ben hemen temizleyeceğim. Haydar, üzerimize kayıtlı olmayan evlerden birinin adresini göndersene. Kaçıncı kat? Olur. Yarın orada işim olacak.
Sen kamerasıydı, güvenliği de hallet. Salim evine dönmüş. Geçmiş olsun kızım. Çok geçmiş olsun. Gel yukarı bir çayımızı iç. Bir lokma bir şey ye. Bir oturup konuşalım. Çok sağ olun. Kerim çok yorgun. İlgilenmem lazım onunla. Gelemem. Bunu biz senin için ta Çorlu'ya falan geldik. Kırma bir şey. Bir çayımızı iç. Gönülde ne gerekiyorsa yapar zaten. Abla sen çık yukarı 10 dakika. Kerim'i yıkamam lazım Gönül. Abla yıkarım, temizlerim ben onu. Sen çık. Hadi kızım. Hadi gel gel. Kerimşah. Gönül ablan geldi. Geçmiş olsun. Sağ ol. Evet. İlk defa mı çıkıyorsun sen kızım bize? Tabii. Genelde bizim kız onun dairesinden çıkmadığı için. Gönül seni öz ablası bellemiş. Sormuş, soruşturmuş. Ortalığı ayağa kaldırdı. Öyle seviyor seni. Sağ olsun. Ben de onu çok seviyorum. İçsene çayını, soğumasın. Ne geldi başına yolda? Hırsızlık. Polise falan da gidemedin tabii. Nasıl gidecek? Burada bile... Kontratsız, sözleşmesiz yaşıyor. Peren, bir saniye. Bak kızım, şimdi biliyor musun bilmiyorum, ben emniyetten emekliyim. Oğlumu da tanıyorsun, polis. Ama şimdi senin akrabaların, kızımların olarak konuşuyoruz seninle, bunu bil. Sağ olun. Ne dert var senin başında? Bir anlat hele. Annem ben iyileşince kuzu alacak belki. Bugün eve gelirken düşüneceğine söz verdi. Nereden geliyordunuz peki? Kuzular çok tatlı oluyor değil mi? Kerimşah. Efendim. Sana bir şey sorabilir miyim? Hı. Annenle hastaneden çıkınca nereye gittiniz? Bilmem. Nasıl bilmiyorsun? Akşam nerede kaldınız o zaman? Ne yapıyorsun öyle? Konuşmamak için ağzımı kapatıyorum. Niye konuşmuyorsun ki? Çünkü anneme söz verdim. Tamam bir tanem, ağzını kapatmana gerek yok. Cevap vermek zorunda değilsin. Oh. Ne geldi başına, anlatsana. Burası aile apartmanı kızım. Bizim de başımızı belaya sokarsın sonra. Perihan bir nefes alsın kızım. Biz sana kol kanat olmaya çalışıyoruz. Anlat ki
bilelim. De. Ne yapabiliriz bir bakalım. Sağ olun. Ama dedim ya ben. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Ben hallettim. Emin misin kızım? Müsaadenizi isteyeyim. Kerim zorla gün geçirdi. Yanına ister beni. Dur. Al bunları al. Çocuğuna götür. Birlikte yersiniz. Al. Nazlanma. Aa, zehir koymadık içine. Bildiğin un kurabiyesi. Kerim'in özel durumundan dolayı dışarıdan bir şey yiyemiyor. Sağ olun. Orhan. Gönder bunu, gönder. Bu bizim başımıza iş açacak. Gönder. Pera. Sen eskiden böyle vicdansızdın yoksa yavaş yavaş mı oldun? Ben bir gideyim biraz düşüneyim. Farah! Doktor muymuşsun sen? He? Doktordum. Kurtardığın adamı tanıyor musun? Ali Galip Akıncı. Biliyor musun kim? Organize suç çetesi lideri. Mafya. Ne oldu, tesadüfe mi karşılaştınız? Evet. Arabasına bindiğini tanıyor musun kim o? Öyle bilmedim falan değil mi? Her şeyi gördüm kameralarla. Tanıyor musun? Hı? Sen mi bindin arabaya? Kendi rızanla mı bindin? Bizi istediğimiz yere bıraktı. Sonra? Hazırım falan söylemedi mi? Tahir? Çocuğun hasta senin. Hasta. Sen başına bir bela almışsın zaten. Daha fazla alma. Beni hiç alma. Anladın? O yüzden sana bir kere daha soruyorum. Bindin adamın arabasına. Sonra? İstediğimiz yerde indirdi. Efendim İlyas. Abi lekesizin bayan arkadaşının yerini tespit ettik. Kulüp Trio diye bir yerde. Peşinden gideyim mi? Ben de geliyorum, bekleyin. Geliyorsunuz memleketinizden buralara. Başınıza bela alıyorsunuz. Arkamdaki bela her neyse benim ailemi karıştırma. Anladın? Nereye arkadaşım, giremezsiniz. Buyurun. Sosyal medyada kızı takibe mi aldın? He? Sosyal medyada diyorum, takip mi ediyorsun kızı? Teknik takip. Ay bak kız orada. Alayım mı? Yanındakini tanıdın mı? Gel. Hadi vurun hadi. Hadi bakalım vur.
yavaş mı gitsen biraz? Ha? Sen diyorum yavaş mı gitsen biraz? Gel gel gel. Bu çocuk bu gece eğlenecek. Bu çocuğa karışmayacaksın, tamam mı? Konuş amcaoğlu. Konuş. Bu gece hatırlanmayacak. Modumuz bu. Ben operasyona çıkıyorum. Sınır ötesini geçme. Gözümüzün önünde kal. Amcaoğlu babasının vurulmasını kutluyor. Bırak çocuk ne güzel eğlensin. Getir bundan daha bana. Oh. Babam hayatta. Tek oğlu benim. Her şey olması gerektiği gibi. Her şey yolunda. İyiyim ben ya. İyiyim ben. Çok iyiyim ben. Ekstra bir şey. Sen de kafanı kaldırsan mı acaba diyorum o telefondan. Ne? Kafanı diyorum kaldırsan mı acaba şu telefondan. Şurada attığın storyler geçirdiğim vakitten uzun gören gördü artık nerede olduğunu. Bence de ya. Yol ver gitsin. Dönerse senindir boş ver. Dönmezse bakarız. Sen yorum yapmasan mı acaba Bekir? Ya herif önüne gelenle takılıyor. Bu garibim de kıyamam. Öyle bilet kuyruğunda bekliyor sırasını. Benimki yorum değil ablacığım, benimki insanlık vazifesi. Hayır öyle biri değil. Lekesiz senede 3 cümle kuruyor. Haberin var mı? Selamünaleyküm. Yapıştır. Arrivederci. Onlar da sana denk gelmiyor herhalde. Ben lavaboya gidiyorum. Yürü. Ne oluyor ya? Kadın tuvaleti yalnız burası. Polis. Dışarıda arkadaşlarının yanında rahatsız etmeyin dedim. Birkaç soru sorup çıkacağım. Tahir lekesiz. 2 Mart Perşembe günü saat 23 ile 03 arasında Tahir Lekesiz'le görüştün mü? O seninle görüştün mü? Tanımıyorum. Nasıl tanımıyorsun ya? Hususi görüştüğünüzü biliyoruz. Yasemin Hanım. Hayatının tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Yanında mıydın? Ne demek istediğini anlamadım. Hayır, lekesizle görüşen kadın sen miydin? Bozuk hanımefendi. Bozuk. Bozuk. Çekilir misin? Bozuk. Geçebilir miyim ya? Polislik mevzu var hanımefendi, giremezsiniz. Ha, çekil. Allah Allah. Ne oluyor ya burada? Abi laf dinlemedi ya. Sen hangi sıfatla benim arkadaşımı koyuyorsun? Haber mi çıkar mısın dışarı hadi? Polis meselesi dedi ki. Yasemin buraya gel. Geç arkama, hiçbir soruna cevap verme. Ben avukat Bade Akıncı. Ne yapıyorsun sen? İfade mi alıyorsun? Ne münasebet, görüşüne başvuruyoruz. Böyle tuvalet köşelerinde sıkıştırarak mı yapıyorsun bunu? Yaptığın hukuksuz, bunu sen de biliyorsun. Sen hayırdır ya? Vekili misin, ebeveyni misin? Ne oluyorsun lan? Bu nasıl bir üslup ya? Hem hukuksuz ifade alıyorsun, hem özgürlüğünden alıkoyuyorsun. Dağ başın burası. Hangi şubedensin sen? Organize. Sen çok iyi bilirsin oraları.
Soyadından mütevellit. Amcam vuruldu. Bu organize. Neden amcam vuranların peşinde değil de burada böyle kadın tuvaletlerinin köşelerinde mesaide? Ben de bunu çok merak ediyorum mesela. İşiniz düzgün yapın. Çünkü bir daha böyle bir şey olursa seni şikayet ederim. Şikayet edeceksen söyleyeyim. Başkomiser Mehmet Koşaner. Emniyete de bekledim. Çık Yasemin, yürü. Yaptım diye. Abim, babam sana yardım edebilirler. Bir daha kaçmak zorunda kalmazsın. Sağ ol. Yorgunum sadece. Tamam. Ama ben gideyim. Sana iyi geceler. Tahir'i sordu. Yunus Saat bir şeyler söyledi. Yanındaki kadın sen miydin dedi. Tahir'in hayatında başka biri mi var? Bak biliyorsan söyle. Saçmalama ya. Boşatıp dolu tutmaya çalışıyor ucuz sorgu hileleri. Sen şimdi eve gidiyorsun. Hiç kimseye bir şey anlatmıyorsun. O tip bir daha da karşına çıkarsa bana alo diyorsun. Tamam? Hadi. Tehlikede olabilir. Ben ondan şüpheleniyorum. Anlaşıldı abi. Hadi gidelim ya. Yüz geçeyim mi abi? Aç. Efendim bunlar sizin değildi. Artık benim.
Daire 23'e bir taksi yollasana. Hadi. Ne yani? Evden mi yolluyorsun hemen? Yani bir kahve falan bir şey yapsaydım, yayılsaydım. Taksi geliyor. Evinde ayırırsın. Neden beni göndermeye çalışıyorsun? Başka birisi mi var? Ha? Yani eğer öyle bir şey varsa söyle hemen birisine. Kiminle görüşeceksin? Bilmem. Gece vakti arabanı aldığın kadınlarla belki. Yani polislerin bile diline düştüğüne göre. Ne polisi? Boş. Seni özledim. Anlamıyor musun? Ne polisi, Yasemin? Gece kulüpte yanıma geldi. Senin hakkında bir şeyler sordu. Ya boşver dedim canım. Yani ağzının payını aldı gitti. Sana paylaşım yapmayacaksın demedim mi? Bir şey söylemedim. Sevgili olduğumuzu bile söyledim. Sevgili değiliz, hiç olmadık. Ne yaşıyoruz o zaman biz? Seviyorum ama ben seni. Bir daha görüşmeyeceğiz. Tamam. Özür dilerim. Özür dilerim. Bir daha söylemem. Yemin ederim bir daha sevgiliyiz. Tamam. Hayır, özür dilerim. Ne olur. Tamam. Tamam. Taksi yanlış. Hayır, lütfen yapma böyle. Hadi bak. Hadi taksi yanlış. Hadi. Hadi yavrum. Özür dilerim. Hadi. Bırak! Doğru değil mi? Başkası var. Onun için beni yolluyorsun. Kim o? Söyle! Ya kim? Hayır, özür dilerim. Özür dilerim. Ne olur bırakma beni lütfen. Özür dilerim. Yasemin. Hadi. Hayır, özür dilerim. Hadi. Evde de kale yaptım. Süt çektim ayağımın içiyle. İyi, aferin. Bir gün sen de evimize gel. Kaleyi geçersin. Olur mu? Kerim gel şöyle yanıma otur. Gelemez, abinin çok işi var. Kerimşah, hoş geldiniz. Buyurun. Gel Kerim. Gel bakayım. Gel. Doktorunuza görüştüm. Donörden dönüş bekleniyormuş. Öncelikle şunu söyleyeyim Farah. Bu süreci hızlandıracağız. Oğlunu en kısa zamanda iyileştireceğimizi bilmeni isterim. Bunun için... sonuçlarına göre ilik nakli için. Kusura bakmayın, bizim gitmemiz gerek. İyi misiniz? Kusura bakmayın. Yürü. Ara. Gidiyoruz biz, gelme peşimizden. Ne oldu? Bırak gidelim lütfen. Kerimşah, ben annenle konuşayım, olur mu? Anne. Şuradayım. Sen saymaya başla. Tamam? Sokağa çıkacağım. Sokağa çıkacağım. Parka gireceğim. Uçurtma uçuracağım. Dondurma içeceğim. Mesele ne? İstemiyorum ben sizin kirli paranızı. Oğlunun iyileşmesini istemiyor musun? Ne uğruna? Başka bir annenin çektiği acı mı? Olmaz, ben... Ben bunu bilerek yapmam, yapmayacağım. Ben öyle bir insan değilim. İyi bir şey reddetme.
Yapma, pişman olma. Yapmayacağım diyorum. Bırak gidelim. Sizi ben bırakacağım. Biz kendimiz gideriz. Oğlanı bırakacağız. Sen benimle geleceksin. Ne için? Ben istemiyorum artık. Sana seçenek sunmadım para. Kerim'i bırakacak kimsem yok. Bul birini. Sokağa çıkacağım. Parkaya gideceğim. Bir tanım var. Yolda ararsın hadi. Kerim. Nerede? Görmedim Vera Hanım. Peki Tahir geldi mi bugün hiç? Hayır efendim. Tamam. Gel gözümün nuru gel. Kaan yok. Aa, varsa da yoksa da Kaan. Bu arada bir kocan var hatırlatayım. Evet pek hareket edemese de kalbi hala atıyor. Hem de hala senin için atıyor. Tahir de gelmedi bu aralar. Ya bunlar beraber bir iş mi çeviriyorlar yoksa? Çevirseler ne olacak Vera? Ne olur? Tamam, tamam. Tamam, heyecanlanma hemen. Kaan'la Tahir birlikte değiller, oldu mu? Benim bilmediğim bir şey mi var? Yok. Bilmediğin hiçbir şey yok. Ama kabul et artık, Kaan büyüdü, kocaman adam oldu. Ömrünün sonuna kadar senin kanatlarının altında uçmayacak. Kendi kanatlarıyla uçmayı öğrenecek. Bu çocuk bize benzemeyecek. Onun kirlenmesine izin vermeyeceğim Ali Galip. Seni tanımıyordum ben. Benim için babamın yanındaki karaltılardan biriydin. Çoğu da yaşlanmazdı zaten ya da hep yaşlıydı. Ama şimdi fark ettim. Senle ben yaşıtmışız.
çok seni seven insan varmış. Hepsi de seni çok özleyecekler. Ama benim suçum değil. Benim suçum değil. Ben böyle olsun istemedim. Ne yapmam lazım beni rahat bırakmam için? Ne yapmam lazım? Kafamı nereye çevirsem seni görüyorum. Ben de sürekli rüyalarımda görüyorum. Yalnız değilsin yani. Seni daha önce hiç görmedim yanında. Nereden tanıyordun Alperen'i? Anladın mı? Bir daha anlatmamı ister misin? Odadan en ufak bir şey almak için bile çıktıysan ellerini yıka, odaya öyle gir, tamam mı? Ellerini yıkamadan sakın girme. Bu bizim için çok önemli. Kerimşah, ben çıkıyorum. Sebide ablan ne derse onu yap. Onun sözünü dinle, tamam? Tamam anneciğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Nereye götürüyorsun beni? Cevap versene. Sana iyilik yapmaya. Madem hani Galip Bey'in parasını kabul etmiyorsun, o zaman çalışıp kazan. Ne yapacağım? Yeni yaptığın işi. Yeni yaptığın iş temizlik değil mi? Olay yer inceleme polisleri bile tek bir delil bulamadı temizlediği yerde. Yapmak istemiyorum. Ne olur indir beni burada. Yalvarırım sana. Bak ben sizin pis işlerinize alet olmayacağım. Yalvarırım durdur arabayı, ineceğim. Aynı hata ikinci kez yapmam. Emniyet kemerini takın. Yanlış bir şey mi sordun? Hayır değil, ben... Yani biz... Yakındık. Beraber büyüdük Alperen'le. Mahallede... Benimle dalga geçmeyen tek çocuk oydu. Böyle neden her şeyi anlattım sana bilmiyorum. Al. Gönül ben. Numaramı kaydettim. Belki kendini daha iyi hissedersen bana Alperen'i anlatırsın.
Neresi burası? Telefonu da kapat bana ver. Bana zorla bir şey yaptıramazsın. Kimsenin günahına girmem artık. Telefonu kapat ver. Karşılaşacağımı söyle, ona göre hazırlıklı olayım. Şu kabinde. Yapmak istemiyorum. Yapmayacağım. Duşa kabinde. Hadi. Ne var burada? Açarsan görürüz. Hadi. Temizlik malzemesi. Bütün evi temizleyeceksin. Yemeğini de misliyle alacaksın. Hadi. Ülkende niye kalmadın? Oğlun için mi geldin? Oğlan doğuştan mı böyle? İşimi bitirip gitmek isterim. Yardımımızı kabul etmemekle hata ettin. Bu dünya adil değil. İmkanı olanla olmayanı aynı mesafede hiç değil. O yüzden oğlun için ağzını kapatıp önüne konmana eyvallah diyecektin. Bu zamana kadar biz idare ettik. Sizin gibilerin merhameti insanın peşinden gelir. Kerim yarın öbür gün beni kim tedavi ettirdi diye sorduğunda ben ne derim? Olan iyileşmişse kimin el uzattığının ne önemi var? Vicdan. Nedir bilir misin? Türkçesi, Farsçası aynı. İnsanın peşinden gelir. Rüyalarına girer, kabusları olur. İnançlı mısın?
Sen değil misin? Anladım. Aklınca bir iyilik yaptın. Bu ilk ve son olsun. İlk ve son olacak. Canlar silinecek.
Hastanede bizimle karşılaşmasaydın, oğlunu alıp nereye gidecektin? Nereye mesela? Edirne'den Yunan'a. Oradan nereye? Fransa. Fransa. Hazırlıklı mıydın? Paran, bağlantın falan var mıydı? Neden sordun? Oğlumla kaçabilmen için ne lazım sana? Bitecekse sen kokan yerde bitsin. Komple bitsin. Ne yapıyorsun sen Yasemin? Ne yapıyorsun? Ne? Ne ilacı? Hap mı içtim? Yasemin. Yasemin. Ne yaptın sen Yasemin? Ne oluyor? Nereye götürüyorsun beni? Acaba versene ya. Yardım edeceksin bana doktor. Kaç tane ilaç içtin? Hepsini. Bir şey yap. Çok seviyorum. Yasemin. Yasemin. Ayık kalmaya çalış. Kaldıralım yüzünü bir su tutalım. Kaldır. Çıkar içindekini. Hadi çıkar içindekini. Hadi çıkar. Hadi çıkar. Böyle olmaz. Midesini yıkanması lazım. Yoksa komaya girecek. Hastaneye gitmesi şart. Acil sevgi gerekiyor. Sevgi. Acil, acil. Aşırı dozlu uyku ilacı almış. 2-3 saat önce. Acil müdahale gerekiyor. Şekilde defnedildi. Sen küçükken hep evden gitmek istedim. Neymiş yatılı okuyacakmış. İyi dedik. Okusun da. Ali Galip'in karısının Tekirdağ'da evi olduğunu nereden biliyorsun sen? Ben şubede baktığım geriye dönük arşivlere öyle bir adres yok. Ali Galip'i iyi tutuklayan adama mı soruyorsun bize? Karısını tanıyor musun? Vera. Akıncı. Söyle. Abi bu Tahir'in sevgilisini hastaneye kaldırmışlar. Hangi hastane? Tamam. Seninle sohbet ettiğimiz iyi oldu. Belki sana daha sık danışmalıyım böyle. Thank you.
için kavuruyorum. Lale ya da. Anne, bugünün gazetesi değil mi o? Babam okumadı onu daha. Okur bir versin. Bu gece sizi misafir edeceğiz. Yarın sabah taburcu olabilirsiniz. Geçmiş olsun. Çok güzelsin. Sen yeni ben misin? Anlamadım. Tahir. Seninle mi görüşüyor artık? Asla öyle bir şey yok. Kimsin sen o zaman? Temizlikçi. Sen yardım ettin bana, ben hatırlıyorum. Aramak istediğin kimin kimsen var mı başka? Tahir gitti mi? Çok kızdı bana ya. Benim artık gitmem gerek. Bir daha sakın, sakın bir daha kendine böyle bir şey yapma. Hiç kimse için değmez. Tekrar geçmiş olsun. Bak, ben bu insanların neler yapabileceğini gördüm. Tahir senin sandığın adam değil. O bir canavar. Masum olmak, yanlış bir şey yapmamakla ilgili değil. Eğer yanlışa susuyorsan yine masum değilsin. Anlıyor musun? O canavarlardan uzak dur. Yoksa sen de onlar gibi olursun. Sana bir şey mi yaptılar? Benim sorumluluğum benimle. Seninki de seninle. Her çiçek kendi dalına solar. Hoşça kal. Çağırdın abi. Oraya basma, dikkat et. Gel Haydar, gel. Burası sahne olacak. En bilindeki sanatçılar sahne alacak. Öyle Alaturka değil ha. Yeni nesle hitap eden. Lojalar böyle yan yana olacak. Camianın bilindik simaları gelmeyecek. Hesabı, kitabı legal. Tertemiz mekan toplayacaktık be Haydar. Kafamızı buraya soktuktan sonra da var ya... Bu İstanbul'a daha bir sıkı tutunacaktık. Olmayacak gibi tarif etmen neden sebep? Araya mı gidecek diyorsun? Temizlikçi kadın Moğol için pasaport ayarlayacaksın. Akşama lazım. Ne diyeceğini biliyorum. Dediğimi yap. Sonra dertlenirsin. Git. Buyur aga. Alper'in cenazesine çelenk göndermişsin. Doğrudur. İyi yapmışsın. Kullanışlı çocuktu. En başından gizli görevde olduğunu... Başka bilen var mı? İkimizden başka bilen yok. Hayır. Bize sıkılan kurşunun sahibini... Öğrenmek istiyorum. Bu haberi bekliyorum. Bu arada öteki mesele ne oldu? Uğurladık mı yolcumuzu? Bu gece yola çıkıyor. Emniyet, Yasemin Çakır burada mıdır? Hayatta mıdır? Nerede buluruz kendisini? Bir saniye. Thank you.
Yasemin Çakır, intihar teşebbüsü. Evli misin? Midesi yıkanla. Yok mu vücudunda başka bir yara izi, darp izi falan? Şu raporu ben bir göreyim bakayım. Maalesef. Buyurun memur bey. Ah, biz bu Yasemin Hanım'ı görmek istiyoruz. Şu an için hastamız konuşacak durumda değil. Mevzu adli kardeşim. Belki kadın intihar etmedi, belki birileri öldürmeye çalıştı. Değil mi? İntihar süsü veriyor. Ne zaman kendine gelir bu? Bekleyin, size haber verecek. Ben sana aynısını yapayım. Yapmasam mı? Bak yarın ortaya çıkar. Keyfimiz kaçar. Dayı anlattı. Bugün gelmişsin, dertli dertli konuşmuş. Gel vazgeç şu kaçırma işinden. Tamam, iş çirkin. Ama biz kirletelim elimizi. Sen başka tarafa bak. Hadi gidin. Hadi. Çocuktu şehidimiz. Buyurun sizde. Bir yakınımızı kaybettik. Alperen hemşin adına bir fatiha okursunuz. Geçmiş olsun Yasemin Hanım. Ablacığım bırak, bırak. Avukatımı arayacağım. Avukat mavukat oldu burada. Avukat yardım edemez sana. Çıkın ya odamdan. Kim yaptı sana bunu? Tahir lekesiz mi yaptı? He? Bak bu sefer şansın yaver gitmiş. Bir dahakini de yırtamazsın böyle, biliyorsun değil mi? Kimse yapmadı. Kendim iletiştim. Canın tehlikede olabilir. Ay dur, devamını da ben getireyim. Bu insanlar tehlikeli. Bu insanlar suçlu. Tiyatro oynasın lan burada. Bak şuna. Bak. Tanıyor musun bunu?
Nemşin 25 yaşında fidan gibi delikanlı. 9 milimetreyle kalbinden vurdular, ormana attılar cesedini. Ne istiyorsun ya benden? Kim bu? Bu sen misin? İyi bak. Kim bu? Kim? Temizlikçi. Kim? Temizlikçi. Cinayeti işlediler. Olay yerini kadına temizlettiler. Bu yüzden olay yeri hiçbir şey bulamadı. Kadın da kaçtı. Temizlikçi. Yardım et bize.